Hakkı Bey'in kale yerde mi kalacak sandın? Yani aç gözlerini. Mete oğlum. Yani aç gözlerini. Dokunma kızıma. Dokunma. Ya. Peki Allah'ın belası. Nihal. Oğlum. Oğlum. Nihal. Kızım. 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 Hanımefendi sakin olun. Hanımefendi. Yemeği zorla kabul ettin ama Çelikelek hayatını kurtardı. Yardım edin, kaldıralım. Aileni buldun mu? Maalesef bulamadım. Uzaklaşmış. Yalnız kalmak istediği belli. Rahatsız etmesek daha iyi olur belki de. Peki. Ben buraya gelmeseydim hakikati ailene söyleyecektin değil mi Süleyman? Söyleyecektin değil mi? Aynı Hanım'ın hakikati bilmesi hem bunun için hem de sizin için daha iyi. Ben hala buna inanıyorum. Bilmeyecek. Aylin hakikati asla bilmeyecek Süleyman. Asla, sakın. Sakın buna aksine davranmaya kalkışma, sakın. Sen bile. Aylin. Aylin Murat'ın intihar ettiğini öğrenirse bana gelir. Bu ona umut verir. Tekrar bir araya gelebileceğimizi zanneder. Beni ikna edebileceğini zanneder. Ben bunu istemiyorum Süleyman. Ben bunu istemiyorum. Aileni tekrar yıkmak istemiyorum.
Çünkü Murat'ın bu şekilde ölüşünden sonra ben ailemle tekrar bir araya gelemem, beraber olamam. Murat'ın bana verdiği evlilik hediyesi. Ağır stres, çok ağır. Ben bunun stresinden gelemem, bunun altından kalkamam, bu yükü kaldıramam, taşıyamam Süleyman. Ama şu anda Aylin Hanım da ağır bir yükün altında. Ve bu yükü neden taşıdığının farkında bile değil. Yazık değil mi ona? Haksızlık değil mi bu? İşte bu yüzden benden nefret etmesi gerekiyor. İşte bu yüzden. Beni unutabilmesi için benden nefret etmesi gerekiyor. Aşk ancak nefret öldürür, değil mi? Bana olan aşkını nefrete çevirmekten başka çarem yok. Ona ancak bu şekilde yardımcı olabilirim. Acısını ancak bu şekilde göğüsleyebilirim. Ancak bu şekilde başka bir hayatı olur, beni unutur. Başka birini sever. Aylin Hanım'ın bir gün başka bir hayatı olursa, hakikaten başka birini severse, buna katlanabilecek misiniz? Aylin Akarsu geldi mi? Tahlil yaptıracaktı bugün. Bakayım Tarık Bey. Yok, gelmemiş. Peki, kolay gelsin. Sağ Zaman.
Biraz kendine gel öyle inersin. Dur arabayı Süleyman, ineceğim ben. İyi değilsin Aile. İyiyim ben, bir şeyim yok. Dur arabayı Süleyman. Eve bırakalım seni. Lüzum yok. İyi görünmüyorsun Aile. Ne bekliyorsun? Hayatımı mahvettin, nasıl görüneyim? Ama iyi olacağım. Senden kurtulduğum an iyi olacağım. Bana yaptıklarını unuttuğum zaman. Yemeğe gidelim mi? Bilmem. Aa, hadi gel bir şeyler yiyelim. Yok, ben gelmeyeceğim. İşim var benim. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey. Ben çıkıyorum. Motorun sesinde bir gariplik var değil mi? Emniyetin orada yatıyor günlerdir. Açılır birazdan baba. O silah patladığı zaman var ya, size bir şey oldu diye yüreğim ağzıma geldi. Adamların gözü dönmüş ya. Nihal'in hayatı tehlikede. Adamlar intikam almaya kararlı. Hapishanede de rahat bırakmayacaklar kızı. Vallahi bana da öyle geliyor. Niye yalan söylüyorsun? Nihal'i korumanın bir yolunu bulmam lazım. Bir dilekçe verir, durumu anlatırız. Komik olma Berin Allah aşkına. O demir kapı kapandı mı bir sen bir Allah. Gerisi palavra. İşte bu doğru. Oyunu kuralına göre oynamak lazım. Başka yolu yok. Doktor bey oğlum. Ben Aylin Hanım'a bakmaya gelmiştim ama hastaneye gelecekti. Bugün tahlil yaptırmaya gelmedi. Aylin çıktı, bir yere uğraya vereceğini söyledi. Sonra oradan geliverecekti. Ben... Tamam, kusura bakmayın. Aylin Hanım geldi galiba. Geliverdi de. Bunlar da geliverdi. Tövbe tövbe. Ben kendisiyle aşağıda görüşeyim. Müsaadenizle. Sen bilirsiniz gayet. Aylin. Efendim babaanne. İyi misin Mara? Bir şey var mı? Bir şeyim yok, merak etme. Hava soğuk. İçeri girsen üşüyeceksin. Ben birazdan geleceğim. Teşekkür ederim. Size zahmet oldu. Soner Bey'in işleri vardır. Geç kalmasın. Gidelim mi Soner Bey? Gidelim. İşlerim var benim. Geç kaldım. Ağız balık annem. Güle güle söyle.
Aylin Hanım'ın başka bir hayatı olmasına, başka birini sevmesine hakikaten katlanabilecek misiniz? Aylin Hanım. Aylin Hanım. Efendim. İyi misiniz? İyiyim. Hastaneye gelecektiniz bugün tahlilleri yaptırmaya ama gelmediniz. Daha önce ziyaret etmem gereken bir yer vardı. Orada tahminimden daha fazla kaldım. O yüzden hastaneye gelemedim. Bu tahlilleri yaptırmanız çok mühim biliyorsunuz. Haklısınız. Yaptıracağım. Ama bugün çok yoruldum. Yarın gelsem. Tamam. Yarın olur. Ama mutlaka gelin. Başka çarem yok zaten. Ben gelmezsem siz geliyorsunuz. Bari telefon etseydiniz, buraya kadar zahmet etmeseydiniz. Gelmeyeceksiniz zannettim. Sizi de telefonda ikna edemem diye düşündüm. O yüzden buraya kadar geldim. Çok incesiniz. Sizin için endişeleniyorum. Endişelenmeyin. İyiyim ben. Yarın da hastaneye geleceğim söz. Aylin Hanım, kardeşinizden bir haber var mı? Bekliyoruz. Hala içeride. Hayırlısı ne, o da kurtuluyor inşallah. Güzel aydın, geçmiş olsun, oğlunuz kurtulmuş. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben gidiyorum, sonra görüşürüz. Ben de gidiyorum, isterseniz bırakabilirim sizi. Tamam, sevinirim, sağ ol. Aylin Hanım, yarın mutlaka bekliyorum, unutmayın. Allah'a ısmarladık. Tarık Bey niye gelmiş? Seni hastaneden mi getirdi? Bugün hastaneye gidemedim de beni merak etmiş. Niye hastaneye gidemedin? Ay aman anne, bırakın şimdi bunların, Mete'yle ne oldu sana anlatın. Şimdi, hadi. İlaçlar fayda etmiyor. Hiç konuşmuyor artık. İlaçlarını vermeye devam edin. Doktor öyle istiyor. Onun için çok üzülüyorum. Hepimiz öyle. Dikkat edin de havuza düşmesin. Peki efendim. Nasıl? Vesayet için mahkemeye çıkmaya hazır hale gelmiş mi? Vallahi şahane olmuş. Hadi gidelim. Nereye? Kemal Bey'e. Ne? Düşünme artık ya.
Olan olmuş bitmiş. Bana bak. Sakın Ali abime bir şey deme ha. Biz ne işlere bulaştık Neriman? Sıkma o tatlı canını. Bir yanlışlık falan vardır. Kenan Bey geliyor. Sen burada bekle. Merhaba. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş geldiniz Kenan Bey. Buyurun şöyle oturun. Kısa keseceğim Kemal Bey. Bugün Ali Bey'le buluşacağınızı ve gemimiz hakkında konuşacağınızı öğrendim. Ama siz bunu nasıl öğrendiniz? Artık beni tanıyın Kemal Bey. Bu bundan sonra atacağınız adımların daha sağlam olmasını sağlayacak. Yani hayrınıza olacak. Benden habersiz iş çevirmeye kalkışmazsınız. Şimdi beni iyi dinleyin. Gemimiz bir makine arızası yüzünden İzmit yerine Ali Ağa'ya gitti. Ve petrolü orada boşalttı. Ali Bey sorduğunda bunu aynen böyle söyleyeceksiniz. Bu dediğiniz hakikat mi? Evet. İnanmadınız mı? Yoksa bana güvenmiyor musunuz? Yok. Siz öyle söylüyorsanız öyledir. Eğer söylediklerimden farklı bir şekilde davranır ve başka şeyler söylerseniz bu dükkanın başınıza yıkılacağına ve uzun bir hapis hayatınızın olacağına kuşkunuz olmasın. Yeterince açık mı? Peki ya Ali bana inanmazsa? Zaten inanmayacak. O zaman ne olacak? Masasında sizin haklı olduğunuzu gösteren belgeyi bulunca inanacak. Ve size inanmadığı için pişman olacak. Mahcup olacak. Böylece kendine olan güveni sarsılacak. Düşmanınızı yenmenin birinci kuralı. Önce onun kafasını karıştıracaksınız. Sonra da kendine olan güvenini sarsacaksınız. Bedavadan hayat dersi de aldınız. Taktik ve strateji. İyi günler. Görecektin. Herkes ateş etmeye başladı. Mete ile ben ortada kaldık. Vay deyuslar. Nihal nerede o sırada? Nihal de oradaydı. Jandarma polisi yok mu be? Ha, onlar ne diyorlar? Anne jandarma da ateş etmeye başladı. Karşılık verdi. Nihal vuruldu. Ah! Ama biz orada işte bir yelek yine giydirmişler. Ah. Bir şey olmadı. O vuranlar da kaçtı gitti. Ay büyük geçmiş olsun. Vallahi verilmiş sadakanız varmış. Mete nerede? Ah. Odasına gitti. Ben bir bakayım. Beni merak etme anne. Sadece çok yorgunum. Çok yoruldum be oğlum, çok hırpalandım. Hep böyle aceleyle koşturmakla yaşanmaz ki. Biraz durmak lazım. Ben onu yapamıyorum anne. Bir türlü yapamıyorum. Gençsin be oğlum. Kendine zaman tanı. 100 yaşında gibi hissediyorum kendimi. Genç olduğun için işte. İnsan gençken hep ileriye bakar. Yaşlanınca da geriye. Akıl duygular zamanla oturuyor. Bunun için yaşlanmam mı şart? Belki değil. O da zor ne bileyim. Belki de en iyisi insanın kendini hayatın akışına bırakması. Yani yaşadığın anda teslim olmak lazım. Ne geçmiş için ayıflanacaksın, ne gelecek için endişeleneceksin.
Söylemesi kolay. Evet. Annem beni. Haberlerim var. İyi haber. Duymayalı uzun zaman olmuştu. Neymiş? Kamyoncunun oğlu mahkemede konuşmuş. Hakkı'yı niye öldürdüğünü söylemiş. Mete serbest kaldı. Ancak mahkeme çıkışında çatışma olmuş. Hakkı'nın adamları niye öldürmeye çalışmışlar. Kız yaşıyor mu? Vurulmuş ama ölmemiş. Polis böyle bir saldırıyı bekliyormuş anlaşılan ki kıza çelik yelek giydirmişler. Kızın işi zor. İçeride rahat bırakmazlar onu. Ben de öyle düşünüyorum. Mete bu kıza değer veriyor. Zarar görmemiz için elimden geleni yapacağım. Cücelerin yedisi de ben miyim yani? Ne yapalım baban? Her yere bir tane cüceyi ben nereden bulayım? Tamam kızma aman rejisör efendi kızma. Ben rejisör değilim baban. Ben prensim ya. Ya hadi ama artık burada uyuyacağım şimdi başlayalım. Tamam tamam. Ne yapacağım ben şimdi? Şuraya.
Buraya. Buraya. Seni takıldı. Yardım etsenize prense yahu. Ağla babaanne. Okla. Dur önce güzel elmadan bir ısırık alayım. Okuyor bak, dinle bak. Utangaç. Pamuk prensesimiz, ne güzeldi. Neşeli. Ne kadar da tatlı. Bu ne Keloğlan? Sevgi dolu. Oo. Kafası çalışıyor onu. İşte öfkeli, duygulu, uykucu. Nazik. Nazik. Aksırık. Hep beraber hapşır. Hapşır. O da narin diyor. Ne oluyor burada? Pamuk prenses öldü diyor Bilgin. He, öldü demek. Çok üzüldüm. İşte işin yüzüne son bir kere bakayım. Seni son yolculuğuna uğruyorum güzel prensesim. Elveda. Ne oldu bana? Prensim, prensim, prensim. Bravo. Sen çok seviyorsun baba, ben dans et. Aa, yeter bari. Benden bu kadar. Benden bu kadar ha. Bu yaşta tepinemem galiba. Tatlım, sen şimdi prens rolüne hazırlanıyorsun. Niye öğretmen seçmezse? Ben olacağım. Bana ne? Oo, hırsa bak. Seçilmezse yandık. Hadi çok geç olmadan ben bunları işleme götüreyim. Zehra uyan. Ben de geleyim mi sen? Yok ya, yok. Senlik iş mi bu? Annesi. Günaydın. O geldi vallahi. Merhaba Ali. Merhaba abi. Gel. Bir şey oldu da sana uğrayıp hemen haber vereyim dedim Ali. Dur. Şu bizim gemiyle ilgili olarak hani demiştin ya, sormuştun ya. Evet abi, evet. İzmit'e gitti mi diye falan. Kafam karıncalandı abi biraz, o yüzden seni aradım. Ben anlamıştım zaten ama telaş edecek, kuşkulanacak hiçbir şey yok. Ben araştırdım Ali. Gemide bir makine arızası olmuş. Yani bu parça işleri, tamir işleri bilirsin zordur. O yüzden gemi alaya İzmir'e gitmiş. Hiçbir problem yok. İyi de benim de bundan bilgim yok. Ya bizde işler nasıl yürür bilmez misin? Evrakın bir odadan öbür odaya gitmesi bir haftayı alır. Yine de içim rahat değil abi. Hadi hadi, olur olmaz şeyleri dert etme kendini. Ali, bunu benden duyduğunu kimseye söyleme. Beni bu işe karıştırma, gözünü seveyim. O niye? Ne var ki bunda? Yok yani ama olsun. Tamam, tamam. Merak etme. Tamam. Peki, ben gideyim. Neriman bekler. Ben de geleyim sana. Şirkete gideyim.
Alo, masamdaki evrak ne zaman geldi? Bu sabah geldi efendim. İyi, tamam. Sağ ol. Ali Bey, ne oluyor? Bizim gibi petrolü İzmit yerine Ali Ağa'ya bırakmış. Neden beni bilgilendirmediniz? Vallahi benim de haberim yok. Bu evrak bu sabah geldi, şimdi görüyorum. Ali Bey, bu işlerin başındaki sizsiniz. Siz bilmeyeceksiniz de kim bilecek? Lütfen, daha dikkatli olalım. Bundan sonra bir daha böyle bir şey yaşamayalım. Bir de fırça yedik, değil mi? Bu yaştan sonra. Sen miydin? Hoş geldin. Hoş bulduk. İşleri getirdim. Yeni işler nerede? Hazır değil mi? Hazır değil daha. Ne zaman hazır olur? Yarın sabah geleyim mi? Sen bana artık hiç gelme Cemile. Nasıl yani? Ben de artık sana iş yok Cemile. Aa, niye? Yaptığım işleri beğenmedin mi? Yok, öyle değil de dışarı iş vermiyorum artık ben. Ben bunları yarın sabah bitirip getiririm İcden. Parayı hazır et, ha? Tamam. Demek dışarıya iş vermiyorsun. Uzatma Cemile, böyle işte. Bana neden iş vermediğini söyleyeceksin İclal. Cemile, vermiyorum işte, uzatma. Öyle değil mi? Ali geldi, Cemile'ye iş vermeyeceksin diye seni tehdit etti. O yaptı değil mi? Cemile git buradan. Tüh sana be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben sana sorarım. Hadi kalk. Ben İcnel'den geliyorum şimdi. Hı. Artık bana iş vermeyeceğini söyledi. Sen yaptın değil mi? Gittin kadına bana iş vermesin diye tehdit ettin onu değil mi? Hayır, ben yapmadım Cemile. Yalan konuşma. Yalan falan söylemiyorum Cemile, ben yapmadım. Niye yapayım ki böyle bir şey durup dururken? Daha önce yapmadın mı? Gittiğim çalıştığım evdeki kadına beni işten kovdurtmadın mı? Ha? Yapmadın mı? Tamam mı lan, yaptım. Yaptım, tamam mı? Ben 50 kere yapmamam gereken şeyleri yaptım. Ama artık değiştim. Ben o eski Ali falan değilim. Ben yapmadım. Sok bunu kafana. Anla artık. Kim yaptı o zaman? Ben ne bileyim kim yaptı Cemile. Bıktım usandım ya. Her şeyde beni suçlamandan bıktım usandım Cemile. Anla artık. Yeter. Çekil lan sen. Ne bakıyorsun sen? Hoşuna mı gitti? Bundan senin iyi gönlün ya. Başka birini sevmesine,
hakikaten katlanabilecek misiniz? Bir dans lütfeder misiniz? Beni mazur görün Ayhan Bey. Öyle olsun. Ama bu gece bir kere dans etmezsek kırılır. Senin meleğim. Niye böyle mahzun duruyorsun ha? Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok bir şey mi baba? Bırak şimdi. Ben babanım anlarım. Var sende bir şeyler. Bana bak. Yoksa gelmesini çok arzu ettiğin biri gelmedi mi? Ha? Tamam baba. Neredesin canım? İki saattir seni arıyorum. Davetliler seni soruyorlar. Hayatım baba kız sohbet ediyoruz şurada. Hadi gel biraz konuklarla ilgilen. Hayatım benim bir işim var. Hemen dönerim tamam mı? Niye gidiyorsun sen? Ya da hemen dönerim dedim. Yokluğumu kimseye fark ettirmedim. Soner Bey. Niye mutfak köşelerinde oturuyorsunuz? Ben size salonda güzel bir sofra hazırlardım. Fark etmez Nazlı. Sen işine bak, iyiyim ben. Misafiriniz var. Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Böyle sürpriz. Merhaba Soner'cim. Merhaba. Böyle habersiz geldiğim için ne olur kusura bakma. Ama akşam sen gelmeyince ben kalkıp geleyim dedim. Niyetim de seni buradan götürmek. Nereye? Yani ben... Biz beraber bir yere mi gidecektik? Kusura bakmayın. Benim kafam çok karışık. Önemli değil. Dün seni şirketin kuruluş yıl dönümü yemeğine davet etmiştim ya. Kusura bakmayın. Tamamen aklımdan çıkmış. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Bak Soner'cim. Dün seni biraz keyifsiz ve dertli gördüm. Gelişimin asıl nedeni de bu zaten. Lütfen benimle gel. Biraz kafanı dağıtmış olursun. Aslında ben de içeride biraz kafamı dağıtıyordum. Bundan sonra birlikte devam ederiz. Ne? Pekala gidelim o zaman. Güzel. Şu İcrali'nin yaptığını aklım almıyor vallahi. Ali ben İcrali'ye bir şey demedim diyorsa... Kim yapmış olay ki böyle bir şeyi? Ya vallahi bilmiyorum anne.
Hani oradan gelen para bir şeye benzese Kenan Bey yaptırdı diyeceğim ama... ...üç kuruş için yapmaz herhalde böyle bir şey. Ayrıca artık benden ona ne ki? E şu icra denen kadınla bir de ben konuşayım. Hı. Hayır Mete, hayır. Sen bu işe hiç karışmayacaksın. Bak sen bu konuşulanları duyma. Benim burada söylediğimi anlattığıma pişman etme ha. Bak, sakın diyorum sana, sakın. Anne tamam. Tamam ben karışmıyorum. Oldu mu? Ya vallahi tamam ya, Allah Allah, karışmıyorum diyorum. Yemeğiniz iyi siz. Ben hallederim. Bulurum ben bir yolunu. Olmaz Mete, bitti. Anne, ablama bir şey söyleyecektim. Ne söyleyeceksin? E bir dur anne, söyleyince duyarsın işte. Ne söyleyecekse söylesin. Söyle. Abla, senin de derdin başından aşkın biliyorum da... ...Nihal'e iyi bir avukat buluruz değil mi? Buluruz tatlım, merak etme. Sağ ol. Konuşmama müsaade ettiğin için teşekkür ederim Cemile Sultan. Rica ederim. Ahmet. Merhaba. Hayırdır, sen kimi bekliyorsun? Berin iki gün izini de. Biliyorum, ben seni bekliyordum. Beni mi? Evet. Öyle mi? Neden? Yarın Berin'in boşanma davası var. Evet. Ben duruşmadan önce onu görmek istiyorum. Berin'i mi? Ya tabii ki sen, tabii ki Berin'i görmek istiyorsun da... ...hani siz dava bitene kadar görüşmeyecektiniz ya, ben onun için öyle söyledim. Haklısın. Ama ben duruşmadan önce onu görmek istiyorum. Peki benden ne istiyorsun? Yardımını. Tabii. Ne yapmamı istiyorsun? Alo. İyi akşamlar Hakan. Ha Nedim abi, iyi akşamlar. Az önce beklediğin cevap geldi. Talibin kabul edilmiş. Hakan? Buradayım. Ne diyorsun? Vallahi ben şaşırdım. Kararını gözden geçirmek için sabaha kadar vaktim var. Düşün. Tamam. O zaman ben kararımı size sabah söylerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili dostlarım, 23 yıl bir firma için hiç de az bir zaman değil. Elbette bu zamanı nasıl kullandığınıza da bağlı. Biz Yapı İnşaat olarak bu zaman zarfında çalıştık, çalıştık ve çalıştık. İşte bu yüzden ülkemizde inşaat sektöründe önde gelen bir markayız. Elbette ki bu başarıdaki en büyük pay sizlere ait dostlarım. Onun için hepinizi kutluyorum dostlarım. Nice yıllara Yapı İnşaat. Nice yıllara. Çok güzel bir konuşmaydı. Aa, teşekkür ederim. Gülay'ı gördün mü? Gördüm. Çocukluğundan beri kalabalıktan hiç haz etmez. İyisi mi? Biz de uzaklaşalım buradan, hadi.
Gülay. Ne yapıyorsun kızım burada tek başına? Sıkıldım. Biraz yalnız kalmak istedim. İyi ama konuşmamı kaçırdın. Kusuruma bakma baba. Aman boş ver. Her yıl sadece sayılar değişiyor. Her sene aynı konuşma. Yani hiçbir şeyi kaçırmadım. Neyse ben artık salona döneyim. Annen çoktan beni aramaya başlamıştır biliyorsun. Görüşürüz Soner'cim. Görüşmek üzere Mehmet Bey. Burada tek başına ne yapıyorsunuz? Sıkıldım. Yalnız kalmak istedim. Bu babanıza söylediğiniz yalanı. Ben babanız değilim. Burada tek başına ne yapıyorsunuz? Sıkıldım ve yalnız kalmak istedim. Birini mi bekliyorsunuz? Birini bekler gibi bir halim mi var? Evet. Umudumu kesmiştim. Artık gelmezsiniz sanıyordum. Gel. Çok memnun oldum. Çok güzelsiniz. Sizi dansa kaldırırdım ama kaburgalarım kırılmışlardı da. Acaba dans etmemde bir sakınca olur mu? Doktorunuza sorun. Tamam. Dans etmemde bir sakınca var mı doktor hanım? Şimdi yanınızda biri olmak şartıyla olmaz. Uzmanlarla çalışmak prensibimdir. Dans ederken yanımda olabilir misiniz acaba? Kendimi daha güvende hissedeceğim. Memnuniyetle. Bu sefer sana elbiseler, takılar almadım. Bu deniz yıldızı yeter diye düşün. Doğru düşünmüşsün. Bir de anılar. Soner Bey. Soner Bey. Bir şey mi oldu? Efendim, iyi misiniz? İyi misiniz? Gülay, ne oluyor kızım? Bilmiyorum. Tamam, bir şey oldu. Gidip bakacağım.
ciddi misin Süleyman Bey? Süleyman, arabayı getir. Alo. Merhaba Cemile teyze, ben Ayten. Merhaba kızım. İyi misiniz? İyi diyelim, iyi olalım. Sen nasılsın? Burada veriyorum. Hadi kızım, iyi akşamlar. Ayten. Alo, Ayten. Merhaba. Sana bir şey söyleyeceğim. Ahmet bu gece sizin evin önüne gelecek, tamam mı? Gece yarısı. Sana söylememi istedi. Tamam mı? Tamam. Tamam, sağ ol, iyi akşamlar. Ne olmuş? Bir şey olmamış, işe gitmedim ya. Ne olup bitti onu anlatıyor. Ne olup bitmiş? Aynı şeyler işte, öyle. Madem bir şey olmamış, hep aynı şeyler. Ne diye telefon ediyor? Hah, fuzuli masraf. Söyledim. Sağ ol. Ayten nereye? Ayten. Bekle, ben bırakayım seni. İstemem. Gitmem lazım, benim işim var. Ben istedim, ben söyledim, gelirim dedim, yaparım dedim. Kabul etmişler, olur demişler. Ne yapacağım ben? Söylesene. Konuşmuyorsun. Söyle. Ne yapacağım? Böyle susmak da olmaz ama. Sen de bir şeyler söyleyeceksin. Ne yapacağım? Susuyorsun. Zor değil mi? Karar vermek zor. Sana soruyorsam, sen nereden bileceksin?
biliyorum aslında kimi soracağım. Her şey hazırlıklı olmalısın. Eğer Zehra... Sus. Bak, eğer mahkeme Zehra'ya hakkına gelecek olursa... ...sakın kendini bırakma Berin. Sakın. Tekrar dava açarız. Bu işin peşini bırakmayız. Sen yeter ki dik dur. Asla yıkılma. Seni çok seviyorum. Ne olursa olsun hep yanında olacağım. Bunu bil, tamam mı? Ne olursa olsun seni seviyorum.
Alo. Nedim abi, Hakan ben. Bu gece bu saatte aradım, özür dilerim. Bir şey söylemem gerekiyor ama. Ben kararımı verdim. Kabul ediyorum. Ne? Kabul ediyorum abi. Tamam mı, kabul ediyorum. Ya kabul ediyorum. Kararımı verdim ben, tamam. Hakan. Alo. Hakan. Bu iş tamam. Hakan. Tamam. İyi misin Hakan? Hakan. Verin kızım. İnşallah her bir şey hayırlısıyla oluveri. Sen de kendine mukayyet ol, değil mi? Elimden geleni yapacağım babanı. Cemile, sen de, tamam mı? Anne, ne olur izin ver, ben de sizinle geleyim. Ya kızım, anlamıyor musun? Şimdi orada ne olacağı belli değil. Asabım bozulacak. Senin öyle yerlerde olmaman lazım kızım. Hem seni hastaneye gitmen lazım. Giderim. Önce sizinle gelirim mahkemeye, oradan da hastaneye giderim. Anne, ablamın yanında olmak istiyorum. Lütfen. İyi, tamam, peki, hadi gel. Osman da hazır. Hah, iyi, hadi bakalım. Önce Osman'ı okula bırakırız. Oradan da mahkemeye geçeriz. Sen nasıl oldun oğlum? Toparlanabildin mi? Oradan da ben Nihal'i görmeye gidiyorum. Nihal'i göstermezler ki sana. Olsun, gene bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Hadi gidelim. Hadi anne, biz çıkıyoruz. Selametle. Hayırlı haberlerle dönün inşallah. Allah. İnşallah, inşallah. Mete. Nasılsın, daha iyi misin oğlum? Ben de geleceğim mahkemeye. Hadi. Hadi hepiniz bana şans dileyin. Niye oğlum? Senin neyin var? Of anne, seçmeler var ya. Ben prens seçileceğim ya bugün. Mutluluk, prenslere ya da prenseslere tanınmış bir ayrıcalık olduğu sürece cadılık da var olacaktır. Ben bunu o gün anladım. Karan, sana zırt pırt buraya gelme demedim mi? Merak etme, hali yok. Benimle Hakan boşanıyor. Ali mahkemeye gitti. Yine de gelmen doğru değil. Ben sana teşekkür etmek için geldim. Cemile iş alamadı. Kesti bağını. Memnun olduysan mesele yok. Ben çok memnun oldum. Ama... ben aslında... Frau Holding'e gelince
Böyle bir yer. Koltukta. Oturunca. Çok memnun olacak. Acele etme. Sen çok haklısın. Acele etmek yok. Yemeğe çıkalım mı seninle? Olur. Ama birlikte olmaz. Sen önden çık. Tamam. Sultanahmet'e daha önce gittiğimiz lokanta bekliyorum. Sayın Hakim, Behrin Tatlıoğlu ile Ahmet Teşer arasında iddia edildiği gibi gayri ahlaki bir münasebet bulunmadığı gibi. Esasen bu davanın konusu karı koca arasındaki şiddetli geçimsizliktir. Behrin Tatlıoğlu'nun Hakan Tatlıoğlu'ndan boşanma talebini tekrar ediyor ve kızları Zehra Tatlıoğlu'nun velayetinin Behrin Tatlıoğlu'na verilmesini talep ediyoruz. Karar için duruşmaya bir saat ara veriyorum. Kararı açıklıyorum. Mahkememiz Hakan Tatlıoğlu ve Behrin Tatlıoğlu arasındaki evlilik birlikteliğinin sonlandırılması için ve kızları Zehra Tatlıoğlu'nun velayetinin kime verileceği konusunda bir karara varmış bulunmaktadır. Buna göre Behrin Tatlıoğlu ve Hakan Tatlıoğlu'nun boşanmalarına, kızları Zehra Tatlıoğlu'nun velayetinin baba Hakan Tatlıoğlu'na verilmesine karar verilmiştir.
Boşandılar. Kızım velayeti Hakan Bey'e verildi. Gidelim. Bir şey daha var söylemem gereken. Hazır herkes buradayken artık her şey bitti. Berin'le boşandık. Zehra bende. Nedim Bey'in de ortağı olduğu bir hukuk bürosu var. Benim çalıştığım değil. Başka bir tane. Yakında ona çalışmaya başlayacağım. Hayırlı olsun. Bunu niye bize söyledin? Büro Almanya'da. Nasıl yani? Çalışmak için Almanya'ya mı gideceksin? Evet. Almanya'da çalışabilecek bir avukat aramışlar. Ben de başvurdum. Kabul ettiler. Zehra? Beraber gideceğiz. Her şey hazır. Ne diyorsun sen be? Sen ne diyorsun? Kızımı aldın benden. Aldın onu. Onu kaçırıyorsun. Beni unutturmaya çalışıyorsun. Benden kaçırtıyorsun. Kızımı kaçırdın benden. Şimdi onu kaçırmaya mı çalışıyorsun? Beni unutturmaya mı çalışıyorsun? Dün gece gördüm. Biz sana geldik. Sana geldim. Seninle son bir defa konuşmak için geldim. Sana yalvarmak için geldim dün gece. Dön bana diye yalvarmak için geldim sana dün ama gördüm, anlıyor musun der. Çok düşündüm. Vallahi çok düşündüm. Ben seni Ahmet'le birlikte görmeye dayanamam. Tamam mı? Bu kaçıyorsun eğer sebebi bu. Tamam işte. Sizi birbirinize bırakıyorum, tamam mı? Bitti. Bitti. Ama kızımı bırakmam Berin. Kızımı bırakmam, bunu sakın benden isteme Berin. Çünkü hak etmiyorsun. Çünkü hak etmiyorsun. Baba! Yardım edin! Yardım edin! Baba! Bakalım. Bakalım. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum, tamam mı? Ama her ne yapıyorsan bu yaptığını yapma. Aranızda ne geçmiş olursa olsun, ne olursun bunu yapma. Bak istiyorsan al kızını git uzak bir yere, başka bir şehre git. Berin'i hiç görmeyeceğim bir yere git ama ne olursun. Ne olursun Almanya'ya falan götürme. Bak, bak Berin onun annesi oğlum. Ulan yapma Hakan. Oğlum bunu yapma. Oğlum bunu yapamazsın Hakan. Oğlum yapamazsın böyle bir şey. Yapamazsın lan sen böyle bir şey. Yapamazsın. Ali dur. Yapamazsın. Ali ne olur sakin ol. Yapamazsın Hakan. Oğlum bunu yapma. Ali. Çok üzüldüm. Ya Cemile, olmaz mı öyle bir şey? Tamam, 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 tamam. Tamamdır. Cemile. Ne olur dur şimdi. Bak, dinlemiyor seni. Duymuyor. Ya ne yapacaksın? Tutup dövecek misin? Bütün bunlar, bütün bunlar senin avukatının, o Nedim'in başının altından çıkıyor Cemile. Onu Almanya'ya o gönderir, tamam mı? Gidip şimdi o herifle konuşacağım. Almanya'ya gitmesin diye elimden ne geliyorsa yapacağım, tamam mı? Gidemez, götüremez o kızı. Ali! Dur. Ben babanın arkasından gideceğim. Sen ablanları eve götür. Aynen de doktora gidecekti, tamam mı? Tamam, merak etme.
Kızım. Merhaba. Merhaba. Çok beklemedin umarım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben önce çorba istiyorum. Evet. Ben de önce bir çorba içeyim. Siz yemeklerinizi seçerken ben çorbalarınızı getiririm efendim. Allah Allah, bir saniye. Tamam Feride Hanım, siz çıkabilirsiniz. Buyurun Ali Bey, ne istemiştiniz? Hakan Almanya'ya gidiyormuş. Hakan Almanya'ya göndermeyeceksiniz Nedim Bey, gitmeyecek. Ali Bey. Hakan Almanya'ya gitmeyecek Nedim Bey, anlamıyor musunuz? Ali Bey, beni dinleyin. Hakan Almanya'ya ben göndermiyorum. Bunu kendisi talep ediyor. Peki tamam, o zaman talebini geri çevireceksiniz. Gitmeyecek, bakın. Berrin'le Hakan boşandılar. Çocuğun velayetini Hakan'a verdi mahkeme. Çocuğu alıp Almanya'ya götürecek. Benim kızım çocuğunu görmeyecek mi ya? Nasıl götürecek? Gitmeyecek. Göndermeyeceksiniz. Bunlar çok üzücü şeyler Ali Bey. Ancak bu Hakan Bey'in vereceği bir karar. Ya be adam, Hakan'ı Almanya'ya göndermeyeceksin. Açıp konuşacaksın, gitmeyecek. Sakin olun Ali Bey. Sakin falan olmuyorum ya. Ulan ben kime konuşuyorum? Ben ne diyorum ya? Beni anlamıyor musun? Sakin olun. Ya olmuyorum sakin falan. Lan gitmeyecek işte. Lan. Tamam Feride Hanım, siz çıkabilirsiniz. Boks yaptığımı bilmemeniz sizin adınıza talihsizlik oldu galiba. Bir dahaki sefere konuşarak anlaşmayı tercih edersiniz sanırım. Ne oldu Ali? Cemile, Hakan'ın Almanya'ya gitmesine sebep olan adam bu adam Cemile, tamam mı? Engel olacak adam da bu adam, tamam mı? Söyledim ama anlamıyor. 50 kere söyledim, dinlemiyor. Bir de sen söyle, gitmesin Hakan Almanya'ya. Sen adam olmazsın değil mi? Cemile Hanım. Almanya'daki bir oda çalışmaya Hakan kendisi istedi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bu onun kararı. Tamam Nedim Bey. Duydun işte. Yahu isterse engeller Cemile, söyle. Bir de sen söyle. Niye söylemiyorsun ya? Tamam sus. Tamam, çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın Nedim Bey. Gel çıkalım. Ya çocuk Almanya'ya gidiyor, anlamıyor musun? Kalkalım mı? Hepsi o adamın başının altından çıktı. Bütün bunlar o herif yüzünden. Niye söylemedin Hakan'ı gönderme diye oraya? Ha? Söyleyebilirdin. Ya kızın çocuğundan ayrılacak. O herif isteseydi söylerdi, yapardı. Ha Cemile? Senin aklın başında değil şimdi. Yumruk yedin ya. Cemile, sonra konuşuruz. Benim aklım başımda, tamam mı? Ben öyle bir yumrukla yıkılacak adam değilim. Ben sana söz verdim karışmayacağım diye. Herif bana vurdu. Ben vursaydım, bir şey yapsaydım, kavga etseydim ne olacaktı? Dünyayı dar edecektin bana. Söylemediğini bırakmayacaktın. Ama iş Nedim Bey'e gelince duruyorsun. Sesini çıkarmıyorsun. Niye? Ya sen her şeyi nasıl birbirine karıştırıyorsun ya? Bunun onunla ne ilgisi var? Cemile, bak bana doğruyu söyle. O herife bir ilgin var mı senin? Doğru söyle, var mı? Sen var ya, insanı delirtirsin ha. Sen belirtirsin. Delirtir zaten.